Acun Doğuskanlı'nın felsefe, sosyoloji, tarih aile programı Altan Çetin ve Çetin Usta'nın yepyeni bölümü, daha doğrusu 15. bölümün 14. kısmı, şey pardon 4. Dördüncü kısmı. kısmıyla, çok özür dilerim. Aslında bir final kısmı Evet, olacak herhalde bunu kadarıyla kapatacağız. hocam. Mustafa serüvenimizin son kısmı ile Evet. karşınızdayız. Tabii bu noktada programımızın isim babası olan değerli hocam Profesör Doktor Altan Çetin'e merhaba demek istiyorum. Merhaba Anıl Bey. Acun Davus takipçilerini, değerli dostlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu bölümde başlayayım müsaade ederseniz. Tabii hocam estağfurullah artık şey oldu Mustafa Sörümüz dediğimiz Bu gibi bitirelim. bölümde Buyurun. tabii daha önceki bölümlerimizde hükümdarlığın manası, hükümdarın kendi iç donanımıyla, liyakatıyla, nitelikleriyle ilgili bir takım şeyler anlattıktan sonra şimdi de bize devlet yönetecek kişilerin, yani onun yanında bulacak başta vezir olmak üzere kişileri anlatacak. Ve diyor ki, gönül için akıl ne ise vezir de padişah için öyledir. Nitekim gönül olgun, akıllı olmazsa çaresiz kalır. Gönül aklı bilmek ve onu tanımak sayesinde beden ülkesinde işlerini yürütür. Böylece bedenin büyük küçük her çeşit ihtiyaçlarını gönül akıl sayesinde yapmış olur. Bu aşağıda söylenmiştir. Bu tıpkı Kutadgu Birlik'teki aslında yapıya benzeyen bir yapı. Padişah ve vezir şeklinde, hükümdar ve vezir şeklinde kurgulanmış. Gönül padişahtır, akıl da onun mutlak veziridir. Padişahların adaletli, insaflı, dünyadaki her şeyden haberi olan, uyanık, güvenilir, iyi kötüyü birbirinden eksiksiz ayırabilen, yardımsever, düzgün ve doğru düşünceli, temiz inançlı ve merhamet sahibi vezirleri olmalıdır diyerek bu konuya giriyor. Ve diyor ki her işte ihtiyatlı davranmak gerek. İfrat ve tefrit, aşırı gitmek ve fitne çıkarmak gibi hallerden oldukça sakınmalıdır. Zaten Hazreti Peygamber işlerin iyisi orta olanıdır buyurmuştur. Kanunları uygulamada ve idare etmede, insanları korku ve dehşete düşürüp gücenliklik ve nefret içine atmamak için aşırı gitmemelidir diye burada bir takım tabii tavsiyeler veriliyor. Halim, selim ve uysal olarak da görünmemelidir fazla diyor. Bu durumda padişahlığın ihtişamı ve saltanatı heybeti gönüllerden kazanır. Bozuk ve kötü insanların taşkınlıklarıyla kargaşalık ve fitne baş verir. Sonunda ise zulüm ortaya çıkar diye yine burada bir takım ifadeleri var. Ve çok ilginç, burada Farabi'de gördüğümüze benzeyen bir devlet algısı, yapısı var. Biraz uzunca ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve diyor ki sonra geri kalan devletin ileri gelen idarecileri, müstevfi, müşerref, bakan, arız, katip, hazinedar, silahtar, ordu komutanı, çavuş ve emir ahur. Bakın bu kuruluş dönemi beylikleri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi için de aynı zamanda teşkilat tarihi açısından önemli bilgiler bunlar. Hatta bütün makam sahipleri ve başka iş ve meslek sahipleri vücutta duyu organlarına benzerler. Sultanın bu gövdede gönül, vezirin de akıl yerinde olması gibi. Bakın çok ilginç. Kutadgu Birlik'te hükümdar güneşe benzetiliyordu. Herkese eşit muamele yapan hükümdar da bakın Osmanlı'nın kurulduğu dünyada gönle benzetiliyor. Gönül kavramı Kutadgu Birlik'in de hatırlayanlar bilecektir. Merkez kavramlarından biri olduğunu burada hatırlatmak isterim. Göz gibi, kulak gibi, burun, ağız ve dokunma gibi içeriden ortak duyular olarak zikrettiğimiz bu koşumlardan başka fikir, hayal, vehm, hafıza ile dil ve başka his ve kuvvetleri de belirtmek yerinde olur. Ayrıca el, ayak gibi halka beyleri de en başta gelen organlardandır. Yani ciğer, akciğer, dalak, öt, ona benzer daha başka iş tutanlar, küçük hizmetçiler ve vekiller, başka işçiler, parmaklar gibi zorluk gideren bent küşağlar, düğüm çözenler ve bağırsaklar gibidir. Bundan sonraki atlı asker ve halk dereceleri arasında farklılıklara göre her biri damarlar, sinirler, kemikler, kaslar gibi kıllar yerindedir. İşte insan vücudunun bütünlüğünü, bakın bütünlük nizam demektir ve Türk'ün töresi aynı zamanda bu bütünlüğü kanunu anlatır. Bütün o adalet, kanun, hükümdar işte bu bütünlüğü sağlar. İnsan vücudunun bütünlüğünü bunlar meydana getirmiştir. Kısaca beden bu saydığımız şeylerin hepsine muhtaçtır. Şayet bunlardan bir organ eksik olursa ten ülkesinin sahibi o eksik kadar noksan olur. Eğer hepsi bulunmasalar da eksiği kadarınca memleket noksan demektir. İşte padişahlık zikrettiğimiz bu kavimlerden oluşur. Bunların hangisi yoksa o memlekette o kadar noksanlık sabit olur. İşte şimdi her bir makam mevki sahibinin halini, dini durumunu, güvenli oluşunu, gönül temizliğini, liyakat ve ehliyet sahibi olup olmadığını bildikten sonra her bir şahsı yapacağı işe göre vazifelendirip bunlara imkan vermelidir. Ayrıca
zaman zaman haddi aşıp aşmamaları, cesaret göstermeleri ve cüret yönünü tutup aşırı gitmemeleri, tamah edip açgözlülük yapmamaları bakımından hepsini takip etmeli ve hallerinden haberdar olmalıdır. Bunlarla ilgili dirilik, ıkta ve tımar olarak ne yapmak gerekirse buyurmalı ve yerine getirmelidir. Ayrıca gerçek ihtiyaçları dışına çıkıp emanetlerin hıyanetlere çevirmemeleri gerekir. Aşağıdaki beyit bunu ifade eder diyor. Acizlik ve güçsüzlüğünü bir anlık ömre değişselerdi, baştan başa bütün ülkeyi teslim ederdin diyor. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi vücut düzeni ve nizamı Farabi'de de gördüğümüz gibi Şeyhoğlu Mustafa'da da bir düzen sembolizmi olarak bir tasarım, bir kavramlaştırma olarak devlete, memlekete ve yönetime aktarılıyor. Diyor ki padişahların her bir insan topluluğuyla muamelesi, merhameti, halkın ve tebaanın hallerine bakışı nasıl olmalıdır diye bir soru soruyor. Padişahın bu dünyada vücutta kalp, gönül gibi olduğunu iyi bil. Bakın yönetici kalp ve gönül gibi. Eğer padişah barış, doğruluk ve iyilik üzerine olursa memleketin insanları da doğruluk ve iyilik yolunu tutar. Eğrilik ve hile yanında olursa halk da fitne ve fesat içinde olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekte insanoğlunun gövdesinde muska gibi bir parça et vardır. O et ne zaman iyilik ile olursa vücutta büsbütün iyilik üzere olur. Böyle değil de kötülük ve fesat da olursa gövdede hep fesat bulur diyor. Yani bu manada yöneticisi nasılsa bir kavmin kendisi de öyledir ya da bir kavim nasılsa öyle yönetilir gibi yaklaşımlarımız. Bakın burada Şeyhoğlu Mustafa'da da kendisini ortaya koyuyor ve bunun dışında tabii diğer devlet görevlerinden bahsediyor. Mesela Hacip'ten bahsediyor. Çok önemli bir saray görevlisi. Halkın şefkati sebebiyle dindar, tarih bilen, doğru inanışlı, güvenilir bir kişiyi Hacip olarak sarayına tayin etmesi gerekli ve vaciptir diyor. Bakın tarih bilmek bunların içinde bir şart. Hal böyle olunca ihtiyaç sahiplerinin, fakir ve mazlumların durumlarını zamanında güzel bir usul ile padişaha arz edip bildirmelidir gibi özelliklerini anlatıyor. Eğer ülkesi bir kafir ülkesiyle komşu olursa İslamiyet için çalışan, hamiyet sahibi, dindar, pek çok iş görmüş, tecrübeli, iş bilir, cömertlikte eşsiz, yiğitlik ve cesarette denge olmayan mert ve tek bir uç beynin bulunması çok gerekli ve vaciptir. Bakın uç beyinden bahsediyor, görüyor musunuz? Tam o dönemin şartları. İşte hükümdar büyük tımar ve hadsiz hesapsız asker, gece gündüz dinlenmeyen ve işinde gevşeklik göstermeyen o beye memleket işlerini vermelidir. O düşman üzerine çok çok akınlar yapmalı ve kılıç vurmalıdır. Görüyorsunuz Osmanlı'nın kuruluşu, akınlar, uç beyleri. Eğer yardıma ihtiyaç duyarsa hükümdar derhal ona yardım etmelidir. Hatta o her zaman o uç beyni büyük tutup kolaylık göstermeli, gönlünü hoş etmeli ve el üstünde tutmalıdır. Yani Balkanların fethinde Evrenosoğlu gibi beylerin niye bu anlamda öne çıktığı, nasıl olduğu bakın bu telakkiler buradan tespit edilebiliyor. Böyle yapıldığı takdirde o bey hangi fete çıkılırsa çıkılsın yüz ağartır. Buna karşılık onu ziyaret edip de ihsanda bulunmalı ve gönlünü açıp güvenini tazelemelidir. Uç beyi bu sevinç, bakın hani deniyor ya Osmanlı gaza üzerine kuruldu. Gaza Osmanlı'nın kuruluşunda önemliydi. Bakın uç beyi kavramı Şeyhoğlu Mustafa'da böyle karşımıza çıktı. Uç beyi bu sevinç ve yardım ile canını ortaya koymalı ve din düşmanlarını kahretmek ve ortadan kaldırmak için çalışmalıdır diyor. Bu anlamda bir takım tedbirler alınmasını söylüyor. Padişaha bir şehre veya bir vilayete akıllı, iyiyi ve kötüyü yerli yerince ayırabilen siyaset ve idarede ehil, dindar ve mürüvvetli, her işi şartlarına güzel şekilde halledecek bir komutan ile bir hakim tayin edilmeli. Yani şehrin bir komutanı bir de hakimi kadısı olacak. Yani bu kadının da böyle adil, dindar, açgözlü olmayan, kin tutmayan ve günahtan uzak salih bir adam olmasını söylüyor. Ve bu anlamda tavsiyelerini sürdürürken artık nihayet bu vezirlerin, kalem sahiplerinin filan durumlarını anlatıyor ki Cenab-ı Hak bir sultana hayır dilediğinde ona salih bir vezir ihsan eder. Bu padişah Allah'ı unutunca hatırlatır, hatırında olduğu zaman da yardımcısı olur diyor. Bu manada işte vezirle ilgili açıklama. Bakın diyor ki burada çok ilginç. Eğer şimdi eğer bir memlekette olgun, şefkatli, sayılır ve sözü geçer bir vezir yoksa padişahlığın heybeti ve güzelliği olmaz. Örneğe bakalım. Padişahlık çadıra benzer. O çadırın direği de doğru fikir sahibi, feraset ehli,
Varlıkların sırrını anlayan, hikmet bilen bir vezirdir. Adalet ve insaf bulunmazsa padişahlık devam etmez ve karar tutmaz. Bakın bu bakış açısı Kutadgu Bilig'de de var. Yani vezir ve hükümdarın o gün doğduğuyla ay tolduğunun konulması burada bakın gelenek kendisini aynen sürdürüyor. Adalet ve insaf bulunmazsa padişahlık devam etmez ve karar tutmaz. Padişahlık devam eder küfriyle adalet olduğu müddetçe. Ancak sürüp gitmez iman ile zulüm ve haksızlık olunca buyurmuştur diye peygamberimizden bir alıntı var Anıl Bey. Bakın padişahlık devam eder küfür ile adalet olduğu müddetçe. Ancak sürüp gitmez iman ile zulüm ve haksız olunca. Bunun aynısını Nizami Mülk'ün siyasetnamesinde de hatırlarsanız okumuştuk. Burada bakın o anlayış devam ediyor. Şimdi vezirlik padişahlık çadırının direği yerindedir. O direk yüce, yüksek ve kuvvetli olunca padişahlığın çadırı güçlü, dayanıklı, sağlam, heybetli ve güzel görünüşlü olur. İşte şimdi direkteki dört özelliği bulunan vezir lazımdır. Neymiş bu özellikler? Doğruluk, yücelik, sebat ve kararlılık, tahammül ve dayanıklılıktır. Vezirin de diyor üç durumu vardır diyor aynı şekilde. Tanrı arasında kendisiyle ve padişahla kendisi arasında asker ve raiyetle olan ilişkileri açısından vezirin bir takım ne diyor? Özellikleri, nitelikleri olması. İşte vezirin bir hasleti bu anlamda liyakatıysa, iş bilirliği ise diğeri yücelik hasleti bahsetmişti zaten. Vezir de yüce himmetli, nefsini terbiye eden olmalı diyor. Tıpkı kim gibi? Hükümdar gibi. Üçüncü haslet sebat ve kararlılıktır. Bunun da şartları vardır. Her şeyden önce din işlerine ciddi ve sert olup taviz vermemelidir. Vesaire. Dördüncüsü tahammüldür. O yerin göğün götürmekten aciz kaldığı şeriat teklifinin emanet yükünü istemek ve yüklenmektedir. Bu açıdan da sebatkar olmalı. İkinci hal ise vezirle padişah arasındadır. Ki bu anlamda ilişkilerindeki en önemli kavram doğruluk olarak anlatılıyor burada bize. İkinci özellik himmetli olmak, padişahın hizmetinde büyük gayretle çalışmak, tok gönüllü olmak, vezir samimi olmalı, gevşeklik göstermemeli, kıskançlık huyu ve bozuk ve işe yaramaz olmayacak tamahlarda bulunmamalı, hiçbir şeye göz dikmemeli, farklı farklı istekler ve iltimaslar, kayırmalar kapısını hep kapalı tutmalıdır. Gözü gönlü tok, nefsin isteklerine karşı güvenli olmalıdır diyor. Üçüncü özelliği sebatkar olması, vezirin padişahın hizmetinde vefalı, ahdine sadık, kararlı olması lazım. Dördüncü özelliği tahammüldür demiştik. Bu vezirin çok yük götürmesi, zorluklara dayanması, yumuşak huylu olması ve naz çekmesidir gibi bir takım özellikler anlatarak vezirin bu anlamdaki bir takım bize hasletlerini ve özelliklerini anlatarak bitiriyor. Bu şekilde çadırın direği hükmünde gördüğü veziri hükümdarla birleştirerek adeta bir vücuda benzettiği ya da bir çadıra benzettiği devlet mülkünü, hükümdarı ve hükümdarlığı bize açıklıyor Şeyhoğlu Mustafa. Tabii onların dünyası kavramlarıyla, tasavvurlarıyla, olgu dünyasıyla bir bütünlük arz ediyor. Yani düşünülenle yaşanan arasında tenakuzların olmadığı, kendi içinde bir bütünlüğün oluştuğu bir dünya. Dolayısıyla Germiyanoğullarının ve Osmanlıların dünyasından bugüne konuşan Şeyhoğlu Mustafa bizi Kutadgu Bilig'le Türkistan'a götürürken Osmanlıların eliyle de Viyana kapılarına kadar götüren nizamın, düzenin zihniyetini, bakış açısını, anlayışını, kaynaklarını ortaya koyması bakımından Türklerin İslam sonrası kurdukları cihan devletlerinin hangi dinamikler üzerine kurulduğunu, bunların nasıl gelişip yükseldiğini ve neler olmazsa tekrar çökeceğini anlatan çok önemli hem yol gösteren, rehberlik eden hem de ikaz eden eserler olmak bakımından hani iyiliği emredip kötülükten sakındırma dediğimiz bunu tek kelime indirirsek teftiş görevi gören fevkalade önemli eserlerdendir. Biz de Şeyhoğlu Mustafa'nın Kenzül Kübera ve Mehekkül Ulema kitabı üzerinden bunu siz değerli Acun'da Us takipçileriyle paylaşmak, bu eseri sizlere tanıtmak ve efendim Kutadgu Bilig'le ve diğer eserlerle sürdürdüğümüz
fikir yolculuğumuzu, kendi dünyamızdaki yolculuğumuzu bu şekilde başka bir durakta devam edelim istedik. Ve bu şekilde de Şeyhoğlu Mustafa'yı efendim tamamlamış olalım. Kitabı tekrar göstereyim okumak isteyenler için. Bu anlamda Büyüyen Ay yayınlarından çıkmış Profesör Doktor Kemal Yavuz hocamızın efendim hazırladığı Kenzül Kübera ve Mehekkül Ulema eserini böylece ele almış olduk. Ben can dostlarımıza vakit ayırıp bizi takip ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygıyla maske, mesafe ve temizliğe de dikkat ederek kalmalarını dileyerek sözümü burada sonlandırıyorum Hanım Bey. Ağzına sağlık hocam. Güzel bir serüven, yani güzel bir yolculukta 15. bölümde pek bilinmeyen dönemine evet. göre özellikle hani belki o süreçte biliniyordu ama bizim günümüzdeki süreci düşündüğümüz o döneme evet. baktığımızda bilinmeyen isimlerinden birisi aslında Şeyhoğlu Mustafa. Hem bir hatırlatıcı, yani kişinin ve eseri hatırlatıcı, hem de eserdeki bilgileri ve bugüne kadar konuştuklarımızla aslında dediğiniz gibi Kutat Kubilik'te olsun, evet. Siyasetname'de olsun, Maver'de olsun birleştirici evet. bir bölüm daha oldu. Büyük bir bütünlük içinde. Evet, o nizamı görüyoruz yani. Görüyoruz hocam. Bir de çok enteresan bir şey tabii mesela bu eserin yazıldığı dönemde aynı zamanda İbni Haldun da yaşamakta ve onun da bir bu dönemde yazmaya başladığı Kitab-ı evet. Liber'in bir Kitab-ı Liber yazılmış durumda. Bu yazılmış kitap mı hocam? 1377'dir onun bitiş tarihi. Hı-hı. Bu da 1401'de bitmiş. Yani Kitab-ı Liber'in tamamlandığı bir dünyanın içerisinde bu yazılıyor. Dediğim gibi aynı zamanda Mirsadül İbad Necmettin Dahi'nin kitabından da yararlandığı söyleniyor ki o bir gelenek tabii. Gelenekli Hı-hı. insanlar bunlar. Geleneğin sürekliliğinin olduğu bir çağ. Birbirlerinden almalarının bir mahsuru yoktur. Bakın uç beylerinden bahsettik. Artık Osmanlı'nın Balkanlara açıldığı, Türklerin farklı bir cihan devletini kurmanın arefesinde oldukları, Ankara Savaşı'nın henüz yaşandığı. Yaşanmadan hemen öncesi, tabii, Nibolu'dan da hemen sonrası hemen hocam. Sonrası, onu söyleyecektim aslında. Buyurun. Yani tam böyle şey bir süreç. Yani evet. Son Haçlı Seferi'ni işte Nibolu'da ezmiş bir sultan ile evet. üzerine doğru yaklaşan tarihin evet. gördüğü en büyük askerlerden bir tanesini ve ordusuyla yüzleşmeden hemen önce. Evet. Yani öyle bir ara dönemde yazılmış bir çalışma olması açısından da çok aslında çok ilginç. İlginç ve bir de hocam şey çok dikkatimi çekti. Haciplik mesela. Evet. Yani kuruluş dönemi Osmanlı saray teşkilatı hakkında tam bir bilgimiz olmasa da evet. yükseliş döneminde mesela sarayda haciplik diye bir şey yanlış hatırlamıyorsam yok. Ama kuruluş dönemindeki saray esasında hala da eski. Tabii. Selçuklu'dan gelen gelenek sürüyor tabii. Hı. Oldukla öldük arasında bir yerdeyken biz bakın bu tip kitapların olması zaten mesela Haçlı Seferleri çağında da hep böyledir. Yani 200 yıl boyunca saldırı olsa da bu tip kitapların, bu devlet aklının, millet aklının çalışıyor olması o yıkımın üstüne hemen hızlı bir şekilde mesela biz Çelebi Mehmet'le birlikte bütün o yıkımı hızlıca aşıp Fetret Devri ve sonrası olayları aşıp yeniden Osmanlı hemen Çelebi Mehmet, 2. Murat'la Fatih Sultan Mehmet dönemindeki gelişmeyi sağlayabiliyor. Biz bunları tabii daha önce de konuşmuştuk. İbni Haldun'un o asabiye teorisi olarak bizim Galip Çağ ile birlikte ortaya koyduğumuz teorimizde de ifade ettiğimiz gibi bu çağ kendi içinde bir aklı dinamikleri olan tesadüfi bir grup göçebenin şans eseri ortaya çıkarttığı bir şey değil. Bu Türkistan'dan yola çıkan büyük göçün efendim yakın şarkta Selçuklular, Karahanlılarla İslam'a girmesi ve sonrasında devam eden büyük bir yapının, büyük bir devlet aklının, büyük bir nizamın, büyük bir düzenin bir parçası olarak görüyoruz. Bunlar zaten olmasa o dağınıklıkları yeniden toparlayıp düzeni sürdürüp hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek Anıl Bey zannediyorum mümkün olmazdı. Eyvallah hocam, doğru söylediniz. Ağzına sağlık. O zaman hocam 15. bölümü de evet, geçip 16. Geçirdik. Bölüme doğru ya tekrardan Batı düşüncesine dönüyoruz. 16. bölümde bizi bu sefer kimle? Bu sefer de yine değişik bir düşünürle devam edelim Anıl Bey. Foucault'un tarih görüşünü, tarih felsefesini değerlendirmeye, konuşmaya, anlamaya çalışalım ve o şekilde yolculuğumuz devam etsin. Eyvallah hocam. Güzel, biraz daha yakın dönemde diyebileceğimiz evet. bir düşünce, tarih felsefesi evet. daha doğrusu olacak.
O zaman 16. bölümde hocam görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Zaten siz de söylediniz. Maske, mesafe, Evet. temizliğe sonuna kadar dikkat edelim. Evet. Herhalde bu artık video yayınlandığında dediğim gibi aşılanma, Evet. ikinci aşılanmaların bile ne Evet. artık belli bir noktaya geldiği bir süreç Doğru. olacak ve yeni bir normalleşme sürecinin kesinlikle olarak Evet. başladığı bir sürece yakın olacak. Ama yine de biz elimizden geldiğince kendimizi korumaya dikkat Evet. edelim diyelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diye bir söz Eyvallah. vardır İslam Eyvallah. Aynen. şeyinde, Aynen düşüncesinde. öyle. Bunu da aynı şekilde söylemiş olalım. Hocam, sizin son sözünüz varsa buyurun. Vakit ayırıp Acun Davuz kanalını takip ettikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Sağlık ve esenlik dolu günler diliyoruz. Eyvallah hocam. Ben Eyvallah. de bütün takipçilerimize esenlikler diler. Hayırlı günler dilerim ve 16. bölümde İnşallah. tekrardan görüşmek ümidiyle inşallah. Hayırlı günler.